Mısır silajı yaparken en önemli hususlardan biri çiğnemedir. Çünkü bir an önce oksijenin kesilmesini istiyoruz. Oksijen kesildikten sonra oksijenli bakteriler üremeyi durduruyor ve daha sonra oksijensiz bakterilere yer kalıyor. Bu da asiditeyi arttırıyor. Bunun için sürekli olarak hiç durmadan çiğneme yapıyoruz. Bu çiğneme için de bizim en önemli ekipmanımız traktör ve kepçeler. Bunları kullanıyoruz. Yaklaşık 1000 dönümden 6000 ton mısır silajı elde ettik. 35-36 kuru maddede. Hedefimiz 40'a yakın, %40'a yakın nişasta elde etmekti. Şu anda hedef doğrultusunda doğru gittiğimiz gözüküyor. Buna yönelik olarak şimdi çiğneme işlemini gerçekleştireceğiz. Mısır silajı çiğnerken yükü ağır olan, lastik dişleri fazla olan, yere yaptığı basınç çok yüksek olan traktörler tercih ediyoruz. Bunun yanında mısır silajını ince ince maksimum 30 santimlik katmanlar halinde kamyon döktükten sonra siloya yayıp bu şekilde çiğneme işlemini gerçekleştiriyoruz. Eğer 30 santimi ne kadar çok aşarsak o kadar fazla oksijenli kısmın kalma ihtimali olur. Oksijenli kısım eğer kalırsa oksijenle üreyen özellikle klostridel enfeksiyonlara, enteratoksin bowel hemorajik sendroma sebep olan bakterilerin üremesine sebep oluruz. Bu yüzden mısır silajımızı maksimum 30 saniye 30 santimlik katmanlara yayıp daha sonra çiğneme işlemini gerçekleştiriyoruz. Mısır silajımızı çiğnerken traktörü olduğunca yavaş bir şekilde kullanmak gerekiyor. Çünkü ne kadar yavaş kullanırsak yere yaptığımız basınç o kadar fazla olur. Bu sayede o kadar da fazla sıkışmış olur. Bu konuda tecrübeliyiz. Bu tecrübemize göre hareket ediyoruz. Çok sert, duvar gibi sert olan mısır silajları elde etmek en kaliteli silaj sonucunu ulaştırıyor bize her zaman. Mısır silajı yaparken katkı maddelerinden de faydalanıyoruz. İnokulant ismi verilen canlı bakteri içeren, ayrıca enzim içeren bakteriler kullanıyoruz, şeyler kullanıyoruz, katkılar kullanıyoruz. Bu katkılar sayesinde tarladan buraya ulaşana kadar fermantasyon başlamış oluyor. Mısır silajında oksijenlenmeden sonraki en önemli kısım fermantasyonun bir an önce olmasıdır. Çünkü fermantasyon ne kadar erken olursa o kadar erken laktik asit üremiş olur ve pH'ı istediğimiz seviyeye bir an önce çekmiş oluruz. Bundan dolayı bu silaj katkı maddelerinin kullanımında her zaman fayda var. Bizim kullandığımız silaj katkısında 4 adet canlı bakteri, tamamı laktik asit bakterisi, hepsi ayrı ayrı pH'lar azaldıkça çalışan bakteriler. Ayrıca 4 adet de enzim içeriyor. Bu enzimler sayesinde de selüloz yapıyı sindirerek lipopolisakkaritleri ortaya çıkarıyoruz. Hayvanın yeminden yararlanma miktarını arttırıyoruz bu sayede. Üreticilerin mısır silajı yaparken en önemli dikkat edeceği hususlardan biri de silaj katkı maddeleri inokulantlardır. Mısır silajı biçim aşamasında muhakkak yeterli kuruluğa sahip olmalıdır. Tonajdan çok kuruluk önemlidir. Niye derseniz, çünkü eğer tonajı fazla olsun, kuru maddesi az olsun, hayvanları suya yedirmiş oluyoruz. Bizim istediğimiz daha fazla yararlanabilirlik, daha fazla yemden yararlanmadır. Bu amaçla daha iyi mısır silajı elde etmek için 33-38 arasında kuru maddeyken mısır silajı tarladan biçilmeli. Bizim her seneki hedefimiz bu. Bu yönde hareket ediyoruz. Geçen sene 35 nişastayı yakalamıştık. Bu sene hedefimiz 40'a yakın bir nişasta elde etmek. Mısırımız dolu yedi. Onun haricinde de problemler yaşadık, iklimsel problemler. Ama bunlara rağmen yeterli derecede gübre ve katkıyla beraber mısırımızı ilerlettik. Üreticilerin de bu şekilde hareket etmesi lazım. Eğer kaliteli bir mısır silajı elde edebilirsek hayvanlardan olabildiğince yüksek verim performansı alırız. Aynı zamanda özellikle ithal konsantre yemlere o kadar da az paralar öderiz. Ama mısır silajını çok dikkatli yapmak gerekir. Çünkü mısır silajı bu kadar iyi bir yem olabilmenin yanında aynı şekilde zehir de olabilir yetiştiriciler için.
Özellikle çok az kuru maddede, kuru madde çok düşükken biçilirse, siloya iyi sıkıştırılmazsa, yeterli silaj katkısı kullanılmazsa, çabuk kapatılmazsa tamamen bir küf yığını, toksin yığını haline gelerek hayvanlarda yoğun bir şekilde enterotoksin vakaları gözlemlenebilir. Ayrıca mısır silajının biçimi esnasında biz her zaman ikinci boğumu tercih ediyoruz. Bu sebebi hem selüloz miktarının daha düşük olması, sindirilebilir kısmının daha yüksek olması, hem de aynı zamanda toprağın makinaya girmemesi. Çünkü toprak makinaya girerse büyük bir sığırı, 700 kiloluk bir sığırı 10 dakika içerisinde anlaşılmadan öldürebilecek Clostridium botulinum, Clostridium botulismus bakterisinin toksini yürüyebilir. Botulismus çok tehlikelidir. 10 dakika içinde hayvanı öldürebilir. Mısır silajı yaparken hedeflerimiz 33 ila 38 kuru madde, 32 ila 40 nişasta. Bunun yanında 3-8-4-2 pH aralığına en kısa vakitte inmektir. Bütün yapmamız gereken buna yönelik işlemleri yapmaktır. Buna yönelik işlemlerde biçimin ikinci boğumdan olması, mısırın yeterli kuruluğa ulaşması, tanelerin Cornell Üniversitesi'nde yapılan araştırmaya göre %26 neme göre biçildiği esnada en yüksek nişasta sindirilimine ulaşıldığı için tanelerin %26'ya en yakın nemlilikte biçilmesi. Ayrıca siloda çok çok iyi bir ezme ve sıkıştırma işleminin gerçekleştirilmesi. Eğer yetiştiriciler bunları uygularlarsa bütün konsantre emler, özellikle nişasta kaynağı olan mısır flake, arpa flake, ezmeleri, buğday, bunun yanında yüksek nişastalı fabrika yemleri, konsantre yemler, pelet yemler gibi ürünlerin miktarlarını rasyonlarından azaltacak olmalarıdır. Bundan dolayı burası çok önemli bir konudur.